Ne dedin? Sen ne dedin? Ne dedin TV? Ne dedim TV'ye? Abone oluyoruz. Evet. Ne dedin TV'ye abone oluyoruz ve dil sesini açıyoruz. Videoları kaçırmıyoruz. Merhaba, benim adım Gürbüz. Leylül Davulcu'nun kurucusu. Ben Cihan. Leylül Davulcu'ya Gürbüz abi ve sevgisiyle katılmış bulunduk. Davulcu olarak kendimiz coştuğumuz gibi herkese coşturmaya çalışıyoruz. Adam Maradona'sıydı tabii. Yanında da öyle güzel bir davulcusu vardı ki Ali'yi müzik hayatına atılmak istiyorum o zamanlar. Bundan evvel tabii başka şeyler, çanta taşıyorduk sadece. Öyle bir nasıl döndüyse yaptıysa çubuğum elinde kaldı. Elinde değil pardon. Çubuğum elbisesinde takıldı. Artık ben yerde çubuğu arıyorum. Çubuk yok. Kafası da iyi. Çifte telli çalan lan diyor. Sahneye bir vuruyoruz tabii, sahne bir sallanıyor böyle. Dedi ki arkadaşlar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere kaçın, tuvalette bomba var. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Sonuna kadar izlemenizi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gürbüz ve Cihan arkadaşımız düğün müzisyenliği yapıyorlar. Bu düğün müzisyenliği hakkında bizi bilgilendirdiler. Almanya'da düğün müzisyenliği nasıl yapılır veya başlarına gelen ilginç ve komik anıları bizimle paylaştılar. Ve bu serüvene nasıl başladıklarını, nasıl tanıştıklarını ve ne kadar süredir bu işi yaptıklarını bize anlattılar. Dolu dolu bir video oldu. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne dedin diye sormayı unutmayın. Size şimdiden iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın. Ne dedin? Sen ne dedin? Ne dedin TV? Ne dedim TV'ye? Abone oluyoruz. Evet. Ne dedin TV'ye abone oluyoruz ve dil sesini açıyoruz. Videoları kaçırmıyoruz. Dur la Merhaba, benim adım Gürbüz, Leylül Davulcu'nun kurucusu. Müzisyenim, yani olmaya çalışıyorum. Zurna çalıyorum, davul çalıyorum. Ben Cihan, Leylül Davulcu'ya Gürbüz abi ve sevgisiyle katılmış bulunduk. Ve iyi ki de katılmışız. Müzisyenim, müzikle uğraşıyorum. Yani Gürbüz abi dediği gibi müzisyenim lafı biraz fazla geliyor. Ama işte müzikle uğraşıyoruz. Çoğalarımız gibi bağlamadan geldim. Bağlama çalarım aslında. Şu an davulcuyuz. Davuldan ritim. Bunlar basitliği değil de müziğe ve bizim yöremize layık olan halaya daha çok katkısı olduğu için, daha güzel olduğundan dolayı daha uzun olarak kendimiz coştuğumuz gibi herkese coşturmaya çalışıyoruz. Ben önceden ilk müziğe Özer Zincanlar daha uzuna da başladım. Zurnayı çalan eniştem Rıza'ydı. Rıza Tanrı verdi. O dönemlerin tabii adam Maradona'sıydı tabii. Yanında da öyle güzel bir davulcusu vardı ki Ali, o zaman Oliver Kahn'ıydı adam, süperdi yani. Ondan sonra Ali ayrı bir sorunlardan dolayı artık nedense bıraktı. Bana sıra geldi, dedi müzik yapmak ister misin? Dedim, yaparım dedim, kendime ilk defa müzik hayatına atılmak istiyorum o zamanlar. Bundan evvel tabii başka şeyler, çanta taşıyorduk sadece. Zurna çantasından davulu taşıyorduk. Tabii müziğe başladım. Benim için çok zor oldu. Çünkü Ali'den sonra çok davulcu adayları vardı. Ben de hiç müzikten anlamıyordum. Müzikle alakam yoktu. Sıfırdan başlamıştım. Yani, çoğu müzisyenler dışlıyorlardı. İstemiyorlardı. İlla bizden birisi olsun. Bu kim? Bu hayatta müzik yapamaz diyorlardı. O hayatta davulcu olmaz diyorlardı. 18 sene davul çaldım. Bir seneden beri de zurna çalıyorsun. Müzisyen olamadık hala ama. Değil mi? Evet, benim hikayem aynı demeyeceğim. Ben davulcuna gelmediğim için başlığında belirttiğim gibi bağlama çalmaya başladım. Bağlamayla
zamanda derneklerde saz kursu olayında sağ olsun babam dernek başkanıydı. Benim özel isteklerime göre, futbol oynamama göre saz kursumu hatta değiştiriyordu günlerini. Sırf sazı öğrenmem için. Allah razı olsun babam bana orada destek olduğu için. Sonradan Malatyalı olduğum için grup olayları, Malatyalı gruplar, rahmetli Derdi Yok Emme olsun, grup Doğanay olsun, grup Bahtiyarlar, Bülent abim. Onlardan dolayı her zaman bir havalı gruplara olsun, bizim şey disco folk denilen müziğimize çok büyük bir etkin vardı. Onun için kan kardeşim Ali Rıza ve kardeşlerimle başladık, müziğe başladık. O zamanlar işte kendi çapımızda aldığımız bir akustik bataryayla ve kötü bir bağlamayla öyle kendimizce disco folk yapmaya çalışıyorduk. Ama güzeldi, öyle işte garajda çalıyorduk. Garajda aletleri kurup da. Sonradan Bülent abim grup Bahtiyarlar'da. O zamanlar yani eskiden olsun küçüklüğünde en sevdiğim gruplardan, en güzel Malatyalı gruplardan müzik yapan. Bülent o dönemler iyiydi yani. Yani o da işte senin demin dediğin gibi o da müziğin şey Maradona'sıydı. Yani evet, bizim Malatyalıların o düğünlerin, halaylı düğünlerin Maradona'sıydı. Malatya'da cihane de sen batarı da çalayım değil mi? Malatya şivesinde. Dedim evet abi çalıyorum. Dedi tamam da gel benimle çalsana lan. Dedim tamam. Ya benim için zaten büyük bir hayaldi yani. İdol gördüğüm müzisyenin yanında bateri çalmak. Öyle yol aldık. Sonra birkaç grupta daha çaldım. Ki müziği bırakana kadar. Ha ki Gürbüz abimle tanışana kadar. Leyla Davulcu'na bateristici diyecektim. Davulcu arayana kadar. İşte Davulcu'na öyle atandık. Aydan belli beraber müzik yapıyoruz. Hani 8 aydan belli iyiyiz yani. Yol arkadaşlığımız iyi. Aynen aynen. Değil mi? Gülüyoruz arabada çok. Ben Reckling House'da oturuyorum. Diyan arkadaşım. Ben Ham'da oturuyorum. Şu an en uzak gittiğimiz yer Hollanda'ydı değil mi? Yok. Oberamstadt'tı. Aynen Oberamstadt'ta. Oberamstadt'a gittik. Malatya'dan düğün çaldık. Akbabaların düğünüydü benim için. Çok özeldi. Çünkü akbabalar çocukluğumdan belli. Her zaman onların bir düğününde onlarla beraber olmak istiyordu. 18 sene davul çaldık. Zumracımız akbabaların iyi arkadaşıydı. Ondan bir gün onların düğünü çalamadık. Şimdi ilk defa 2-3 sene beri zurna çalıyorum. Adamların düğünü çaldım. Benim için onu verici bir olaydı. Akbabalar yani Almanya'daki ilk gruplardan hatta bu Ork'tan çalınan yani çalan gruplardan ilklerden birileriler. Malatyalılar, yani bizim bizim kesimin düğünlerinde çok çalan gruplardan zamanında. Pirler değil mi onlar? Aynen, onlar da işte müziğin, o disco folk'un pirleri. Derdi yoklarla, rahmetli derdi yoklarla beraber. İletişimi Instagram üzerinden sağlıyoruz. Facebook üzerinden, YouTube üzerinden çoğu zaman yazanlar oluyor. Ondan sonra tabii telefonumuz her yerde var. İyi kötü kariyer yapmışız yani bu piyasada. Tanıyanımız da çok. Sağ olsun böyle değerli grup arkadaşlarımız var ki hem yardım ediyorlar hem onlardan da düğün geliyor yani. Sosyal medya şu an bayağı etkin olduğu için paylaşımlarımızda iyi veya kötü. İyi bulanlar da, kötü bulanlar da ne diyelim yani bizi destekleyenler de çağırıyorlar düğünlere, sağ olsunlar. Bundan dolayı bir şey söyleyeyim hatta düğünlere yeni başlamam olayından. Hanıma yani düğünleri bırakmamın sebebi işten dolayı. Cumartesi düğünleri çalıştığım için özel bir sektörde zamanında düğünleri bıraktık. Her neyse işi bıraktım koronadan dolayı. Onun için dedim, Gürbüz abiyle tanıştık. Eşime dedim, ya düğünlere gelip başlasam mı?
Dedi tamam başla ama kaç gün ya, ne kadar gideceksiniz? Ayda kaç kere olur? Dedim ya daha yeni başlamışız, ne olacak yani 2-3 kere olur dedim yani, ayda 2-3 kere en fazla olur. O dedi tamam, fazla şey değil. Tam iyidir. Koronaya denk gelmiş değil mi? Aynen aynen, tam koronaya denk geldi. Koronada serbest bir meydan çıkarttılar. Herkes bir düğün patlaması yaşadı. Artık perşembeden tut ta pazartesine kadar düğün çaldı. Yani eşim de artık. Çocuklardan dolayı tabii biraz sorun yarattı. Sorun demeyelim. Yok sorun değil aslında, birazcık tabii ki rahatsız oldu. Evet. Yani sonuçta biz de rahatsız olduk yani, o kadar tam güzeldi. Düğünlere çalınması güzeldi ama işte maalesef o düğünler bildiğimiz düğünler gibi değildi. Yani o düğün tadını fazla vermedi. Ama müzik yapmamız bizim için yeni başlamamız o dönemde tabii ki o aşamada güzeldi yani şey, evet, fazla çalışmamız. Yani prova yapmamıza fazla gerek yoktu. Çünkü her gün düğün vardı. Evet değil mi? Hani çoğu provalar zaten gelin çıkarmaları düğünlerde yaptım. Yani burada da buluştuk benim fakirhanede. Buranın adını fakirhane koymuştum zaten. Burada da buluştuk, çalıştık ama iyi bir şey oldu yani diye düşünüyorum. İlgi de çok ekibimize. Tabii ki yani davul zurna genellikle Doğu kitlesine ait bir enstrüman olduğu için. Ama Almanya'da bütün kitleler birleşip de artık yani şey, Zonguldak kıtasından tut Trabzonlusuna kadar ne diyeyim, Trakyalısı bile artık bir halay çekiyor. Yani güzel bir anekdot. Geçen bir düğün çaldık. Damadın babası Kırşehirli, annesi Yunan. Gelinin babası Dersimli, annesi Zonguldaklı. Yani ama artık, bu da işte olayın güzelliği. Yani olayın şey güzel, yani güzel noktasına gelmişiz artık. Artık halaylarımız Doğu yöresine öz değil yani. Artık halayları Batı da oynuyor, Karadenizlisi halay oynuyor yani. Nasıl bir Karadeniz oyununu Doğulular da oynuyorsa hani artık evrenselleşmiş diye düşünüyorum ben. Gelin evine gidiyorsa, gelin evinin adresini alıyoruz. Beraber gidiyoruz istenen saatte. Çünkü gelin evine çıkarken, adetlerimizin gereği evinden çıkarken davul zurnayla çıkarıyoruz. Çoğu zaman işte bizim doğu tarafında tabii halaylarla istiyorlar gelin çıkmasını. Batı tarafında veyahut da İç Anadolu'ya doğru gider, Karadeniz'e doğru giderken çoğu zaman Karadeniz dediğimde Zonguldak yani. O bölüme doğru giderken onlar oynamaz falan istiyorlar evinden oynamayı. Damat çıkarma oluyor bazen. İşte damat da istiyor. Benim evimin önünde de çalınıyor. Düğün evi belli olsun diyor. Benim evlendiğim. O da ilan etmek istiyor tabii ki evlendiğini. Onun evinin önünde de çalıyoruz. Aynı şekilde. Değil mi? Tabii gelin evinde daha detaylı oluyor her şey. Sonra salona gidiyoruz. Salona da teşvik ediyoruz. Ondan sonra zaten çoğu zaman bu bölgenin gruplarını tanıyoruz. Tanımasak da tanışmış oluyoruz. Aynen. Değil mi? Mesela yani Berlin'de grup Merdo vardı. Arkadaşlarla tanıştığımızda sanki yıllardan belli arkadaşmışız gibi. Değil mi? Öyle bir havaya girdik. Öyle bir duruma geldik değil mi? Yani. İyilerdi yani. O da 500 kilometre uzakta olmalarına rağmen adam, arkadaşlar gerçekten çok iyiler. Çok kaliteli müzik yapıyorlar. Gelin çıkarmadan sonra işte saat, biz zaten erkenden salonda oluyor zaten. Düğün başlamasına erken oluyoruz. Zaten salon çek yapmak için. Düğünümüz kaçta başlıyor? Günüm saat 5'te başlıyor. 5'te genellikle gruplar zaten eşyalarını kurmuş oluyor. Her şey hazır oluyor. Hazır vaziyette bizi bekliyorlar. sonra en son bizim bağlanacak aletimiz varsa, işte şey cihazımız varsa onu bağlarız. Ondan sonra grup yavaştan müziğe başlar. Grup işte türkülerden, şarkılardan düğüne başlar. Ondan sonra oyun havasına, alayına gider. Genellikle yemeğe az kala değil mi? Yarın bir saat kala. Aynen. Devre alıyoruz. Gelin damat günün şey, onlar gelmeden zaten genellikle davul zurna çalmaz. Evet. Onlar gelir. İsteyen olduğu zaman davul zurnayla alınır. Eski adetlerde aslında her zaman davul zurnayla gelin ve damadı
salona, yani salon pistin ortasına doğru alınırdı. Evet. Artık ama biraz durumlar da değişti. Modern olduk. Gelin damadımız artık özel istekleri var, özel müzikleri var, değişik evet. değişik tarzları var. Onun için orkestrada grup arkadaşlar da onlara yönelik DJ'lar da tabii ki kılmıyorlar. Ona göre onlara istediği müziklerini içeri alıyorlar. Evet. Ondan sonra bir oyun havası çalarlar genellikle. Dans önce. Danstan sonra oyun havası. Ondan sonra bize işaret gelir zaten. Hadi sıra sizde. Biz iki dakika mola verelim. Biz zaten o da böyle yemeklere böyle yarım saat 45 dakika kala bize sıra geliyor. Ondan sonra garsonlar hemen yemek gelecek. Kesin diyorlar da gaza almadan tam gaza gelmeden hemen şey yapıyoruz. Kesiyoruz tabii. Yemekleri yedikten sonra grup yemek esnasında türkülerle yine ya da fondan müzik çalıyor. Ondan sonra yine grup alıyor. Grup aldıktan sonra ya genellikle takılar oluyor. Takılar anons olduğu zaman değil mi? Anons olduğu zaman takı yapılır ve takıdan sonra geri davul zurna. Ya işte düğünün işte en güzel bölümü takılardan sonra. Evet. Çünkü bütün formel işler bittikten sonra yani düğün tadında düğün yaşanıyor. Yoksa işte gelini aldın, ne bileyim yemeği var, takısı var. Bunlar hepsi şey formalite icabı olduğundan dolayı araya giriyor yani. Müzik konusunun arasına giriyor, eğlencenin arasına evet. giriyor. Ve bunlar çıktıktan sonra gruptan da paslaşarak müzik yapılır. Davul zurna ve evet. Grup arkadaşlar da tada gelmek istedikleri zaman onlarla beraber müzik yaparız. Yoksa sıra bize gelir. Bizden sonra geri grup arkadaşlar sırayı alırlar. Ve tabii ki istekler de var yani şey, düğün sahiplerinin. Bunların arasında en güzel de Taylan da olmuştu değil mi? Taylan bir de Mızraf 81 ve Devan da olmuştu değil mi? Aynen. Yani, onlara buradan selam evet. gönderelim. Yani grup onlar... Devan ve grup Mızraf 81 gerçekten onlarla ilk defa program yaptık. Çok güzeldi. Aynen. Lezzetliydi yani. Müzik lezzetli. Türkiye'deki düğünler ve buradaki düğünlerin farkı, yani ben farkını fazla söyleyemeyeceğim çünkü en son bir düğüne gitmemde, yani Türkiye'deki düğünü görmemde bizim köydeydi. Köyde daha 17 yaşındaydım yani bundan 20 sene önce bir düğüne gittim. Yani baktım herkes yani monoton şekilde sadece biraz omuzlar oynuyor, halay çekiyorlar. Ya biz de buradan değişik bildiğimiz için, yani bizim düğünlerde burada değişik bildiğimiz için başa geçtim. Davulcu da yani davulu çalmıyordu. Böyle sanki uyuyacaktı neredeyse davulu çalarken. Beni gördü, biraz gaza geldi. Halay bitti. Dedi, ya kardeş sen buralı değilsin. Dedim, yok vallahi kafa kağıdımda buraya yazıyor. Ben buralıyım. Dedi, ben seni hiç burada görmedim. Dedim, yok ben Avrupa'dan, Almanya'dan geldiğim için sen beni burada görmüş olamazsın. Kaç senedir de gelmediğim için yani köyümüze. Yani düğünler, yani köyde gördüğüm düğünden buradakinin farkı var. Yani şey ve salondaki düğünler de Türkiye'deki düğünler genellikle terminli olduğu için yani 2 saat, 3 saat bir düğün sürüyor. Ondan sonra kalife kalkıyor. Öbürleri geliyor yerine. o da burada öyle değil. Yani düğün salonu tuttuğun zaman öğlenden gecesine kadar düğün burada devam gider. Yani o iki gün, üç gece olayı burada yok. Köylerde, Türkiye'deki köylerde daha vardır. Var. Onu da sen şimdi, devam edersin. Evet. Türkiye'deki düğünler, buralar, hani Türkiye'de derken Erzincan'daki. Ben Erzincanlıyım, onu da unuttuk söylemeyi. Ben Erzincanlıyım, Cihan Malatyalı. Erzincan düğünlerinde var, oranın davul zurnacıları çile çekiyorlar yani. Resmen çile çekiyor adamlar. Adamlar saat 5'te bir başlıyorlar. Artık durmak yok ya, birden halaydan oyun havası yöresel oyunlara çalıyorlar. Erzincan'ın da yöresi çok zengin olduğu için, oynamayı da davul zurnayı da sevdikleri için adamlar bir başlıyor saat 5'te, saat 10'a kadar non-stop.
Erzincan'da gelin gezdirme var. Davulcumacılar işte gelini evinden arıyorlar, belediyeye götürüyorlar. Götürdükleri esnada arabada çalıyorlar giderken. Belediyenin önünde çalıyorlar, yani müzik yapıyorlar. Yani orası daha başka bir lezzet. Başımıza gelen, yani daha geçenler hatta, geçen iki hafta önce başıma geldi Apollon'un düğünde. Davul çalarken, program yaparken aynen, programın esnasında küçük bir çocuk artık yani nereye koşuyordu bilmiyoruz mu ama çocuk öyle bir koştu ki neredeyse davulun içine giriyordu. Kafasına değil mi? Kafasına, içine giriyordu. Ben niye uğradığıma şok oldum. Ben de gülmekte ölüyorum, zurnayı çalamıyorum. Aldım çağırıyorum, buna bir gülüyorum. Ritim tabii bozulmuyor, devam ediyor da ben tabii... Tamam. Diyorum ki Allah Allah ne oldu ya diyorum, buna bir gülüyorum daha sonra. Hani en az bir dakika, iki dakika daha gülmekten daha mahvoldum orada. Zor toparladım kendimi. Yine aynı düğün. Yine aynı, ikinci program. Aynı, ikinci program. Ablam bir tanesi ortaya... Yani güzel nasıl bir elbise giydi hatırlamıyorum ama... ortaya bir geldi ve piste yani fazla büyük de değildi. Küçük olduğu için biz de ortada çalıyoruz. Öyle bir nasıl döndüyse yaptıysa çubuğum eline kaldı. Eline değil pardon, çubuğum elbisesine takıldı. Artık ben yerde çubuğu arıyorum. Çubuk yok. Sonra ben çubuğu gördüm, gittim elbisesinden aldım kadın. Bayanın dedim buyur çubuğun dedim, burada kalmış. İşte yani böyle olaylar. Oluyor. Hayatımın en ilginç olayı üçüncü ayın içi 2007'de olmuştu. Şimdi Zundan Schützenhalle'de bir sünnet düğünü çalıyoruz. Bizim Erzincanlar sünnet düğünü. Grup gönülden gönüle var tabii bu şeyde, düğünde. Hani güzel bir düğündü ya. Başladık böyle hani girişte sağ tarafta iki tane tuvalet var. Detayları anlatayım mı? Kadın tuvaleti, erkek tuvaleti. Sahne geliyor. Girişte tam da tuvaletlerin olduğu yerde ana giriş. İlerideki salonun sonunda bir şey var, acil çıkış var. Gün çok güzeldi. Adamın biri diyor ki, işte sahnede böyle ağaç bir sahne. Adamın biri gelip diyor ki, kafası da iyi. Çifte telli çalın lan diyor. Sahneye bir vuruyoruz, tabii sahne bir sallanıyor böyle. Ondan sonra tabii çifte telli çalıyorlar. Adam oynuyor. 2 dakika geçiyor aradan, adam müzik değişiyor. Adam yine demek ki aklına mı ne geliyor? Yine diyor çifte telli çalan lan diyor. Bir vuruyor sahneye. Tabii adam müzik başladı. Rahatsız ediyor müzisyenleri. Orada bizim Nazif abi demek ki artık neye morali bozulduysa adama kızmış. O çalarken böyle ayağa kaldı adama. Böyle yaptı. Oturdu yani. Adam sustu, hiçbir şey olmamış gibi oyun oynadı. Tabii düğün ilerledi, takılar oldu. Takılardan sonra arkadaşım biri, genç kardeşimiz biri dedi ki, ben dedi, bağlama çalabilir miyim Türklerden? Çalabilirsin dedi. Tam çalarken orada bir arkadaş, Erzincanlı bir abi geldi. Dedi, bir şey söyleyebilir miyim dedi mikrofona. Buyurun dedi. Dedi ki, arkadaşlar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere, kaçın tuvalette bomba var. Mini birbirini iteleyen, üstüne çıkan diyor ki buradan çıkma, acil çıkıştan çıkın diyor, bomba bu tarafta diyor. Ana çıkışta, çıkışın orada. Birbirini iteleyen birbirini şey yapar. Tabii ondan sonra ben de yapacağımı şaşırdım o an. Davulu aldım, camdan dışarı atladım. Alt kattaydım. Bize dediler ki polis falan geldi. Dediler ki bize, siz dediler McDonald's falan bir yer varsa oraya gidin ya da düğün sahiplerine. Özel kim gelecek dedi, burada bombayı çift şey yapacak. McDonald's'a oturuyoruz. Ayakkabısını almışım ben de. Aziz abi dedi ki gönülden gönülden. Üzeri senin pantolonun niye çamur? Dedim ki, ya
dedim ben camdan atlarken çamura düştüm. Şimdi Aziz abi gülüyor, orada herkes gülüyor tabii. Ondan sonra sabah 4'e kadar kaldık orada. Dediler ki gelin eşyalarınızı alın gidin. Ben hayatım en uzun düğünüydü. Buradan Ne Dedin TV'ye teşekkür ediyoruz ve ne diyoruz? Ne Dedin TV'ye abone oluyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun, zil sesini de açın. Bitti.